Selamun aleyküm. Şimdi resim yok, hiçbir şey yok. Adamın biri geldi dedi ki, ya yeğenim şu deliği ölç de ona göre bir dayama yap. Bunu duyduğumuz anda yanınıza kumpasınızı, midütoyu olması önerilir. Ve de diş tarağınızı alıp deliğe doğru hareket edeceksiniz. Benim yaptığım gibi. Delik burada. Dişini ve hatvesini ve çapını ölçeceğiz. Evet, ölçtük. Çapı 32 geldi. Adımı 3. Yani bizim yapacağımız saplamanın dış çapı 35 olacak. Adımı da 3 olacak. Yani 32 geliyor onun için. 3 koyacağız. Adımı koyacağız üstüne. 35 yapacağız çapını. Deliğin çapı 32. Bizim yapacağımız civatanın çapı 35. Adımı 3 olduğu için. Öncelikle gözlüğünüzü bir takacağınız bu işte. Yoksa buyurarsınız. Önceden hazırlamış olduğumuz demirimizi elimize alıyoruz. Şöyle bağlıyoruz. Kumta yardımıyla uygun ilerlemeye de aldıktan sonra boyumuzu ayarlıyor. Tam burası. Ondan sonra ince ince doğru alıyor. İnce ince doğrayacağız arkadaşlar. 5 milimetre 5 milimetre veriyorum. Gayet parlak bir yüzey çıkıyor. Alın size bir şişir 5 milimetre daha. İlerlemem B6'da. Böyle tarafı koparak yani uzatmıyor yani. Çok güzel kesiyor. B6'yı tavsiye ederim. Tabi tezgahınızın modeline markasına göre değişir. Sesten kullanıyorsanız B6. Son pasımızı da veriyoruz. Bu son pası. Kırıyor çıkarken. Ağzımdaki payı büyük duracağım. Şu kısma bir diş dibi gireceğiz. Rahat diş çekebilmek için. Şimdi diş çekeceğiz. Devri düşürelim ya. Üç diş çekeceğiz şimdi buraya. Hemen diş çekmeyeceğiz. Önce bir çok az bir pas alalım, bakalım doğru mu adımımız. Diş tarağımızı elimize alıp adımı kontrol edelim.
Evet, doğru, çekebilirim. Burada da yarım yarım vereceğiz. Toplamda 3.6 derinlik gireceğiz. 1.8 tek taraflı derinliği 3 mm'nin. 3 dişin. Biz 3.6 giriyoruz. Yarım yarım veriyorum ben. Siz nasıl verirsiniz onu bilmem ama ben yarım yarım devam ediyorum. Son yarım milim kala artık 25-25 verin, biraz düzgün çıksın diş. Son portaya biraz da yağ sürelim ki güzel çıksın. Yağımızı ilave ediyoruz. Yağsız yine olur mu? Olmaz. Yağsız diş de olmaz. Harika. Elması iyi değilmişti, biraz eğildi kolu. Biraz da zımpara tutalım. Karşını deneyeceğiz. Lat diye oturacak. Görülüyor mu bilmiyorum ama diş tarafında tam oturuyor. Şimdi deneme zamanı. Gayet iyi. Şimdi somunumuzu yapalım. Kontra somun. Önce bir geliyor.
deliğimizi deliyor.